Minecraft'ın yepyeni gününden, yepyeni videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir bölüm olacak. Yani ben buna inanıyorum, çok eğleneceğiz inşallah. Like'lar da tam ayarında devam ediyor arkadaşlar. En az 20 bin, en çok 20 bin diyoruz. Atmayanlar, erteleyenler, unutanlar şu anda atarsa rahat bir şekilde 20 bin like alırız arkadaşlar. Sizleri seviyorum, videoya geçelim bakalım. Köle neredesin köle? Hırsız köle. Sana diyorum, başa kime diyebilirim? Sanki çaldım ya, yalancıya bak. Çaldın, savaştın onlarla. Neredesin? Gel buraya. Giriverdim, bir şeydeyim. Ya tamam, hala savunma yapıyor ya. Kölesin işte, neredesin? Ya ben seni affetmiştim, ayıp ettin Hugo. Tamam Berat, neredesin? Artık söyle şu yerini. Kefsin önündeyim, kefsin önündeyim. Ama ayıp ettin hala. Tamam gel o zaman, şeye gel. Nereye gelin, benim şeyim yok. Geleceksin ulan! Ne yapacağım, bir şey yok ya, adamın. Ya bu niye böyle? Hacı koşacak, Allah Allah, köle değil mi? Gel şeye gel, antika birinin önüne gel. Çabuk gel, hızlıca gel. Ya Hugo bak, sanki ne yaptım, ayıp ediyorum bak. Ciddi ayıp ediyorum bu arada. Oğlum şimdi Berat bırak şu ayıp ediyorum konuşma, ya. Konuşma gel. O geçti, o ayıp ediyorum mevzusu. Kölesin işte şu anda. Yugo benim kölem olmadı ama. Ben istemişim geri kölem olmasını. Ya köle susar mısın lütfen? Lütfen susar mısın? Bak lütfen diyorum. Tamam. Oo tamam, bir köleye lütfen demek nasıl bir krallık ya. Ya biraz sen geldin Yugo. Gel buraya. Buyurun kralım. Geç buraya, böyle heykellerin yanında ya. Heykel ol. Heykel ol, atamızı koruyacaksın. Kıpırdamaman tamam. Lazım. Tamam, kıpırdama. Tamam. Ben sana gel diyene kadar burada böyle dur, tamam mı? Tamam. Görevim bu, ilk görevim bu. Vay be. Nereden buldun bu orijinal görevi lan? Düşündüm, çok düşündüm. Vallahi mı? Gerçekten o kadar düşündün mü? Bayağı düşündüm. Helal gece gündüz sana. Düşündüm. Uyku tutmadı dün biliyor musun? Bunları düşünmekten mi? Tabii tabii evet. Vay be. Ulan vay be. Çok düşünmekten yaşlandın be Hugo. Evet evet. Vallahi başında beyaz saçlar çıktı resmen ya kafandan. Abi niye bunları söylüyorsun, benim moralim bozuluyor sonra? Oğlum ne bileyim ya, insanlar bilsinler yani hani ne kadar çok düşündüğünü. Evet evet haklısın, çok düşünüyorum. Bir insanın başına zaten ya meraktan ya da düşünceden gelirmiş. Evet. Vali ne yapıyor peki bugün? Yine bir şey yapmayacak. Ne yaptığı belli değil ki ya. Ben bir köyü inceliyorum yine. Aklımda bir yapı var da onun için yer arıyorum. Çok güzel bir şey yapacağım yani. Okul ne durumda bu arada? Okul ne durumda? Ana okulu, vallahi, eğitim hayatınıza da bugün başlamak isterim yani. Valla Sait parasını aldı fakat bitirmemiş. Ala ben de sana üstek verdim, haberin var mı bilmiyorum ama. Ha yani. O zaman bitirelim biz de, tamam. Yani, aynen, okulu bitirin, bugün eğitim öğretim hayatınız, yeni seneniz başlayacak inşallah. İnşallah. Yani bu sunucuda bir devrim niteliğinde bir şey. Benim diplomam var oğlum, ben okumam. Lütfen oku. Acı, okumak şart. Hani, bir insan 7'sinde de 70'inde de okuması lazım bu arada Sait. Evet evet, öyle bir söz vardı. Hatırlamıyorum. Bilmiyorum sözü tam olarak ama öyle bir şey var yani. İnsan 7'sinde neyse 70'inde de olur Sait, öyle düşün. Okuyun. Tamam peki arkadaşlar. Peki yapıyoruz ama. Yani tamam yapıyoruz. Sen okuyun. İçini yap, ben çatısını yapayım Sait. Ben yapmaya devam ediyorum şu anda yani. Bu okul bugün bitsin ya. Valimiz ne derse odur. Oku diyorsa okuyacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Okuyacaksınız. Yudo köle ne yapıyor? Oturuyor sen mu? Sen okumayacaksın. Köle orada duracak. Peki. Ben de okuyacağım hep beraber. El ele verip okuyacağız. Kölenin konuşma hakkını elinden mi aldın Yugo? Yok. Köle konuşabilir şu an. Normalde çok. Çoktan bir yorum katması lazım Berat Orkun'un. Sessiz kalması enteresan. Kayıtı sus demiştin de neyse. Bilmiyorum herhalde. Evet evet Sait ağzını okul hakkında söyledi. Okul hakkında. Ha okul hakkında tabii tabii evet, okul önemli evet, olması lazım. He, sonuçta. Tamam. Evet. Olması lazım. Ya benim kölem istediği gibi konuşabilir bu arada. Kimse onun özgürlüğünü i̇şte elinden alamaz. İşte gerçek kral. Bir de Laz'a bak. Bir tek ben alırım. Sus köle konuşma. Ya işte al sana gerçek kral. Kıyar seni. Ben böyle kralım neyse. Şşşt Ali. Şşşt Ali. Köle. Hayır ben böyle krallığını çok sevdim diyecektim de. Ya krallığını ortaya koy ya Hugo. Ben olsam var ya öf. Ya sen bir sus, sen bir. Hem de Berat Orkun olsun. Yani Berat Orkun benim elime düşmüyor ki böyle. Ya zaten sen olsan yani. Böyle ne yapıyorsun şu anda? Hala aynı yerdeyim kralım. Hiç yerini değiştirmedin değil mi? Hiç değiştirmedim. Gelin bakalım. Aferin bu bakın. Arada değiştirmemişsin doğru. Yani bak, şimdi Berat Orkun derim. Yeni görevin. Az önce abime söylemiş olduklarından dolayı özür diler misin? O kim, benden mi özür dilerim? Evet aferin köle. Güzel. Şimdi gel benimle birlikte. Hadi köye gidelim birazcık. Ya benim affettiğim kişiye bak ya, köle olmasın diye. Bugün nasılsın, iyi misin köle? Bak sana gayet normal davranıyorum, kafa göz dalarım ha. Ama kralım Naz'ın neyse, iyiyim teşekkür ederim kralım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim, böyle halimi hatırımı sorman çok güzel. Aa abi normal. Bu arada bir şey var bir dakika arkadaşlar. Ne? Geriye dönük bir suç işlendi bu sunucuda, şimdi fark ettim. Geriye dönük mü? Evet İnşallah evet. Ben işlememişim. Sen efendim? İşledin bu arada abi. Neymiş? Sen bu deniz feneri şey deniz feneri demişim. Ulan, buraya bir tane fener gibi bir şey kule inşa etmiştik bankanın hemen yanına. Sen
sen burada ölmüştün. Sonrasında eşyalarını kurtarabilmek için buradan iki tane tahta kırdın. Pamuk kölesi. Oo, 50 yıl olmuş. 50 yıl olmadı. Bu 3-4 bölüm önceydi. Şimdi fark ettim. Şimdi söylüyorum. Ne olmuş? Suç işledi sonuçta. Geriye dönük suç. Ama geriye dönük. Pamuk kölesi. Ya hacı ne olursa olsun geriye dönük, ileriye dönük. İşlendi mi işlendi Sait. Evet. Allah Allah. Abi kırıp blokları yerine koydum. Kırmanın nasıl içine girecektim? Yok, kırık. Bu arada koymamışsın abi. Evet. Burası hala böyle duruyor. Koymadın mı? Bir suç var. Hala evet. Böyle duruyor burası. Gel bak istersen. Gel bak ne bileyim senin şimdi kırmadığını. Hacı ya, Berat Orkun'la birlikteydik buradaydım. Evet. Hatta kırmadın video kaydım var. Kayıt Berat Orkun'u da görmüyorsan kayıt var burada. Kırmasın ha ben burayı kırıp koymamış mıyım? Evet, koymamışsın hacı. O zaman ben köleyim. Tamam. Çok sakin bir şekilde. O zaman ben köleyim. Tamam kabul ediyorum tamam. Zaten çalışıyor yardım ediyor bana. Zaten çalışıyorum şu anda. Okey. Kamu kölesi. Kamu kölesiyim. Yapısı tamam. Patlamıyor ama yapı patlatma yoktu kamu köleliğinde. Halim, okay. İki bölüm köle. İki bölüm mü? Evet iki bölüm lazım. İki bölüm yapının kölesisin. Hangi yapının? Şey pardon kamu ne yapısı? Evet. Söyleyeyim şu an Laz Valide mi emir alacak? Kimden emir alacaktı? Herkesten. Validen ya kamusal işler yapıyor ama sadece. Herkesten kasıt kamusal işler. Ben şu anda anlık olarak zaten kamusal bir iş yapıyorum. Evet doğrudur. Gel Berat Orkun. Yani bu bölümde sayılıyor değil mi? Sayılır. Ama vali derse sana ki o işi bırak şu işi yap. Yapmak zorundasın. Tamam yaparım. Berat Orkun şu ateşe atlar mısın? Vay be. Benim için ateşe atlıyor ya. Helal olsun lan. Adam. Peki benim için ölür müsün Berat Orkun? Öleyim mi kralım? Ölürüm. Öl. Nerede öleyim? Berat Orkun öl. Benim için öl. Tamam kralım. Bir yerde öl. Aferin Berat Orkun. Ne güzel ölüyorsun öyle. Ya bir köle ölmeli. Aferin Berat Orkun. Ya kralım ne diyorsun ama neyse. Şey hani ya. Sahibi için ölmeli yani o anlamda. Anladın mı? Bir dakika tamam. Bir dakika lan. Ne lan? Aa benim aklımdan çıkmış o ya. Ne o ya? O ya. Ne o? Oya kim abi? Oya? Oya. Berat Orkun'u kesecektim ben bugün. Emir veriyorum dur. Emir veriyorum. Emir mi veriyorsun? Sen kölesin. Sen kölesin ya. Tamam da kamusal iş yapacak hacı. Bir dakika abi. Kendi iradesiyle iş yapamaz. Sadece kamusal iş yapabilir. Oğlum bu iş mi lan Berat Orkun'u kesmek? Ya hayır öldüremezsin bu arada. Ama ben öldürebilirim. Ama ben öldürebilirim değil mi? Emir sen öldürebilirsin. Emir veremezsin oğlum kölesin. Neyse. Neyse gidiyorum ben. Tamam köle olduğumu tekrardan hatırladım tamam. Okay. Sait lütfen benim kölemi öldürmez misin? Teşekkür ederim. Arkadaşlar sakin olalım lütfen. Evet. Ya, vali ne boş adamsın. 12 dakikadır konuşmuyorsun emir versene. Vali sonunda yaşadığımını hatırladı. Arkadaşlar sakin olun ben yaptıracağım. Şu an bir malzeme arıyorum. Bir de yer arıyorum. Çok güzel planlar var aklımda. Laz bugün çok işin var. Bedava hem de. Berat Orkun şu anda gidip kendi işlerinle ilgilenebilirsin. Ben demir satacağım biraz. Teşekkür ederim. Aa Berat sen de. Berat acıyorum lan sana. Berat Orkun. Ya sus Sait. Ben sana şimdi bir acıdım. Orkun şeyler yapacak yoku sana. Yapmayacak değil mi? Yok lan yapmayacağım bu arada. Adamı saldım. Git işlerini yap dedim. Daha ne diyeyim adamı. Bu arada. Abi Sait. Abi fırtına öncesi sessizlik bu. Evet tam o bu. Tam o şu an. Yani sanki dikkat edin. Evet ya tamam bir şey hocam yani gittim sadece eşyalarını alıp geri verdim yani kötü bir şey yapmadım. Kötü bir şey yapması gerekiyor şu an. Evet. Bir şey yapması gerekmiyor yani şu an kötü bir şey yapması gerekmiyor. İntikam yap yani intikamlık bir durum yok. İntikam peşinde. Sayın valim bana bir görev verecek misiniz yoksa ben böyle anaokulunu yapmaya devam edeyim mi? Anaokuluna devam etmem lazım şu anda. Ayrıca bütün sunucuya soruyorum. Akasya ağacınız var mı? Yok vali bey. Gerçekten maalesef, mi? Vali bey gerçekten yok. Hiç kimse deme olmaz. Hiç ama olmaz. Kamu kölesini görevlendirebilirsiniz. Akasya ağacı bulup gelebilir. Altın bitti. Kamu kölesi akasya ağacı bulabilir misin? Bayağı fidan falan da lazım. Akasya ağacı gelecek köye. Akasya durağı yakın mı buraya? Ne? Akasya durağı yani, altın. Belediye bana kötü bir espriydi ama yerindeydi. O yüzden takdir ettim bu espriyi. Altın gülelim. Olmadı mı ya? Yok komik değildi. Ha o zaman gülmüyorum. Sadece yerindeydi. Ha tamam okey. Alo. Şimdi sayın valim benden akasya mı istiyorsunuz gerçekten? Ben gideyim mi yani? Yukarıya bak. Bayağı git böyle yani. Çok fazla akasya odunu ve çok fazla fidan lazım. 3-4 fidan getirsen yeter aslında da. Ben en iyisi fidan getireyim. Siz burada ağaçları da yetiştirin. Olur mu? Odun da getir de birazcık. Onları da belediyeye bağışla. Odunu odun olarak mı getireyim yoksa şey kütük olarak mı? Kütük. Gidiyorum ben. Hadi yolun.
Ağzın açık hakkınızı olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal su döküyorum, olsun, su döküyorum. Suyum yok. Berat Orkun, bu arada sana bir şey buyurun diyeceğim şimdi. Ben valiliğe vergimi ödeyeceğim ama benim zümrütlerimin yerini biliyorsun sen. Bilirsin. Nerede? Aa, doğru. Ya oğlum, sandıklarımı gizlediğim yeri bilmiyor musun? Ha tamam iyi. Tamam git bak, benim zümrütlerimi getir bana. İçinden çalma ya, sayısını ya biliyorum bak. Zümrütlerinizi verir misiniz lütfen? Uçup getireyim bari. Kölesin sen. Koşa koşa git gel ya, hadi. Yalnız yani bayağı şiddeti hak etti burada. Mesela bak, bir krala bunu diyemezsin. Diyemez tabii ya. Berat sen ne diyorsun? Berat nasıl sattı lan direkt seni? Berat ne anlatıyorsun? Nerede? Niye satıyorsun beni? Değil mi? Denilebilir bu arada yani. Abartmayın arkadaşlar. Evet abartmayın. Doğru abartıyorsunuz. Tamam ya. Hayır abartmayın ya. Ben vergimi getiriyorum hacı. Evet verginizi vermeyi unutmayın bu arada. Ben vali konuştu. Yarım saat oldu. İkinci tamam konuşma. Ben şeyimi vergimi vereceğim ama Berat Orkun'u bekliyorum ben. Vermeyen kalmasın arkadaşlar. Kalmayacak. Gel al tamam parayı. Birazdan toparlayacağım. Ya vali bey koşamıyorum ben. Abi köyde akasya, şu akasyaydı değil mi lan? Açelya'ydı bu. Açelya. Turuncu olan akasya. Tamam. Turuncu olan akasyaydı. Karıştırdım. Ben gidiyorum. Tamam. Açelya ağacı mı varmış ya oyunda? Berat Orkun vardın mı? Vali bey vardın mı? Şu an yemeğim bitmek üzere. Yani yemeğim bitti de yemek barım bitmek üzere yani. Ben ne yapayım bunu? Bana niye diyorsun? Beni vali sayıyor. Vali bey dedin cümleyi girerken. Vali bey dedim pardon. Kral bey. Pardon. Tamam sana yemek de veririm ben. Oraya git. Geldiğin zaman yemeğini veririm. Sıkıntı yok. Okay, vardın mı? Vardım. Allah patlattı. Allah. Hugo patlattı burayı Berat. Ha patlattı mı? Ha iki bölüm daha köle. Berat Orkun sen niye benim yapıma zarar verdin? Öyle bir şey yok. Yapıya zarar verdi Hugo. Bir dakika bu benim yapıma zarar verdi ya. TNT ile patlattı benim yapımı. Evet. Ya hayır öyle bir şey yok. Evet köle değil mi Hugo? Berat Orkun sen benim yapımı patlattıysan benim iki bölüm daha kölem olacaksın. 4 bölüm oldu. Hugo da benim iki bölüm kölem. Tamam Hugo da benim iki bölüm kölem o zaman. Eskiden kalma. Nasıl iki bölüm? Eskiden kalma ne oğlum? Sen istemedin eskiden. Aferin köle. Dedim ben bu arada. Güzel. Benim tarafımı kırmıştı orada. Hugo cidden bunu sevdim biliyor musun? Bilerek geldim işimi bıraktım geldim buraya. Berat benim de yapamam. Oturdum yukarıdan izledim. Anladın mı böyle bir şey yapacağımı? Evet. Oturdum yukarıdan izledim Berat'ı. Benim de yapma bu arada yani. Ortak yapımız. Burası tamam, böyle daha güzel oldu bu arada. O gün öyle dedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi değiştirdim ben. Artık buranın girişi böyle olsun. Çok pişmanlık fayda etmez. Çok güzel oldu Hugo. Ulan var ya Berat Ali de Berat Orkun'u fena harcıyor. Adalet sağlanacak. Berat Orkun bu arada senin bir yapının da patlaması lazım bu durumda. Aa doğru gel bir yeri patlatalım ya. Aa evin yarısını patlatalım Hugo. Evet evet ben de onu düşünüyordum. Bu evin yarısını mı patlatsın? Sol tarafı. Sol tarafı. Berat ne oldu Berat'ım? Bak nerede o ev? Sol tarafı gel Hugo. Sol tarafı kanka. Bir dakika orada çok şey var. Zümrüt falan var. Patlatmayın. Sağ taraf senin sağ tarafı ellemeyeceğiz. Sol tarafı ellemeyeceğiz. Sokunda zümrüt var. Bir dakika ya. Bu havuzu da yarıdan bu arada yıkacağız. Ha doğru havuzu da doğru kanka. Böleyim mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Bu evin çoğunu ben yaptığım için benim evimi patlatmış olmaz mısınız? Hayır ortak eviniz. Bu eve dokunmam ya. Şaka yapıyorum bu arada. Bunların başka ne yapısı var ki? Ama zümrütleri alıyordum ha dur geri koyayım. Yok geri koyayım. Şey fast food zincirleri var. Yapını patlatmamamı istiyorsan istersen bir anlaşmaya varabiliriz Berat Orkun. Mesela zümrüt karşılığında yapını patlatmaktan vazgeçebilirim istersen. Patlat epey patlat. Ben Yuga'dan böyle bir krallık bekliyorum. Patlatayım mı? Patlat. Ha tamam bir ara patlatırım o zaman. Bir sonraki bölüm iki bölüm kölemsin o sırada da yapını hayır, patlatırım. Hayır değilim. Benim iki bölüm kölemsin o zaman. Hacı ben... benim yağmacı kalemi patlattın az önce sen. Doğru gördük. Kapıyı açtın. Basınç plakasına sen bastın. TNT patladı. Benim yapım patladı. Ya tuzak kurdun bana sen. Tuzak tamam, kurma. Allah. Sen de benim evimi patlattın. Tamam şikayetçi olmadın. Oldu olmadınız oğlum geçti gerizekalı çocuk mal mısın acaba sen ya? Hayır ben sürekli olmuştum sonraki bölüm oldum ben şikayetçi. Sonraki bölüm diye oluyorum biz sana o bölüm 15 kere sorduk bak kölen olsun mu olsun mu yok dedik. Hatta o bölümü hatırlıyorum Yuko şey demişti ya siz karışmayın demişti isterlerse köleleri olurum falan evet, filan. Evet. Ona rağmen istememişler. Evet istemediniz sonra şimdi diyorsun ki kölem ol ben vazgeçtim diyorsun. Tamam şu an istiyorum. Of. Berat Orkun ya. Tamam o zaman şu an kölem olma. 100 bölüm sonra diyeceğim sana ki Berat Orkun 100 bölüm önce benim yağmacı kalemi patlatmıştın. 2 bölüm kölemsin diyeceğim. Tamam dersin. Ya böyle bir saçmalık öyle bir şey yok bu arada ya. Kölemsin ya. Allah Allah. Çocuk beynini kullanamıyor ki. Üzerinde prizmarin falan kaldı mı? Hayır. He malzeme bitti. Yarıda kaldı. Tamam bir şey olmaz. Başka bir zaman yaparız. Bunu. Az kaldı. Yarım yamalak olmaz ana okulu. Lan yürü git. Malzeme yok malzeme hıyar. O zaman pardon, var. Parasını verin o zaman bana eksik malzemelerin. Oğlum eksik malzemenin parası değil ki. Ben burayı arsanın parasını aldım. Arsa parası aldım ben senden. Yapma parası almadım ki. Ne anlatıyorsun? Hayır arsa artı yapma parası olarak. Tam geçirdik direkt arsa olarak. Malzeme yani bulunca geçirdik. Yapacağız. Ne anlatıyorsun?
yapıyor bu ya? Tamam şimdilik verin parasını da şu an belediyemiz çok fakir. Ya bana ne oğlum ya, bir git. Belediyenin fakir ulan olması senin yüzünden. Sen aldın 12-13'e. Benim eğitiminizi düşündüm, geleceğinizi düşündüm. Hatta benim bu bölüm vergi vermemem lazımdı. 13'e anlaşmıştık, para yoktu diye şey yapmıştık. Yine de vergi verdim ben. Bir sonraki bölüm vergi vermem. Tamam. Öyle tamam, miydi lan? Evet öyleydi. 12 verdi, öyleydi. 12 verdi bana. Ha evet öyleydi lan. Bir bölüm vermiyorsun, bir sonraki bölüm verdim ama. Verdim. Ha verdim mi o zaman, bir sonraki bölüm verme. Tamam. Berat alıyor musun, Berat Ali? Neyi? Akasya fidanı, bir de 67 tane akasya kütüğü. Al, attım yere. Çok iyi. Çok iyisin. Tamam. Ben bunları ekmeye gidiyorum. Akasya ormanı geliyor köyümüze. Hugo ne zaman patlatıyoruz yapıyı ya? Hangi yapıyı? Egeo Seyit. Sonuçta senin yapını patlattı. Yapısı da şey olacak. Bir sonraki bölüm yapacağız dedik ya. Ha, bu bölüm yapsak ya direkt. Bir sonraki bölüm patlatırız. Çünkü köleliği... Ama kendi eliyle patlatsın. Köleliği bir sonraki bölüm başlıyor çünkü. Şu anki köleliği bir sonraki bölümde başlayacak. O yüzden bir sonraki bölümde patlatmak daha makul. Oha bir manşef buldum. Manşef resim etiketi buldum lan. Çok saçma. Kamu kölemiz. Onu belediyeye bağışlar mısın? Bağışlayacağım. Ne bulursan o manşeften bağışla köye. Manşeften değil mi? Evet. Tamam. Las Ali abi. Las Ali abi. Efendim. Prizmarin bulabilir misin? Bulabilirim belki. Niye ki? Nereden çıkıyor onlar, şeyden mi? Bu tapınaklar falan var ya suyun altında. Tapınaklardan çıkıyor. Sıkıntı yani oralar değil mi? Şey gardiyanlar falan var çünkü. Evet sıkıntı. Ama ben oraya gidip geliyorum. Suda nefes alma, süt gibi şeyleri aldığın zaman çıkıyorsun oradan yani rahat. Tamam bulalım sana onlardan. Sen prizmarin topla biraz. Neden? Anaokulu bitmedi. Topla maddeden. Eğitim öğretim senesi başlayacak bu bölümde. Harbi mi? Evet. Gecikirse o zaman bana... mecbur diğer bölüme kalacak da. O zaman bana suda nefes alma iksiriyle süt verirseniz hallederim. Kimse de var mı? Yapsana vali. Lan nasıl yapıldığını bilmiyorum büyülerin. Ben yapabilir mi isterseniz sayın valim? Olur. Çok malzeme gidiyor mu bunlar için? Yani bu iş birazcık yani büyü birazcık maliyetli bir iş. Kirpi balığı gerekiyor. Kirpi balığı yok bu arada bende sayın valim. Yapamam. Ben bakayım bende var mı? Kirpi balığı bulamaz mıyız hemen 2 dakikada ya? Tropikal şeylerde oltayla çeker, oltayla çekilebilir. Hayır tropikal değil. Normal sudan da çıkıyor. Doğru oltayla da çekilebiliyor doğru. 4 tane zümrüt veririm Hugo her şeyi yaparsan. Ne oltayla kirpi çıkarmak için mi? büyüleri falan yapıp verirsen Naz'a. Oha bir de büyü de dahil. 4 zümrüt. Ne kadar maliyet olacak bunun bilmiyorum ben hiç. Hacı oltayla çıkarmak başı başına bir sıkıntı yani. Kirpi ben balığı hemen çıkıyor onu. Ya oltayla o kadar da biliyorum, kandırmayın beni. Bir beste yap. Onu biliyor muydun ya? Onu biliyorum. Abarttınız arkadaşlar. Ha. O kadar cahil değilim Minecraft'ta. Oltamı yapın bari sayın valim, oltam yok benim. Oltayı da mı ben yapayım? Oltanın nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ya bu vali hiçbir şey bilmiyor ya. Bazı şeylerin craftını bilmiyorum. Bir tek kirpinin nasıl şey yapılacağını biliyor. Sayın valim şeyle çubuk ve iple beraber yapılıyor basit yani. Tamam ip buldum. Çubuk da bulayım. Bu arada 4 zümrüt değil de onu 32 zümrüt yapsak sayın valim uygun mudur? Yani prizmarin için mi? Lan ne kadar maliyetli oldu bu okul işi ya. Ama yani sonuçta kirpi balığı buluyorum, büyü yapıyorum. Yani onları da hesap etmek lazım. Hatta sütünüzü de ben ayarlayayım. İnek de yok çünkü sunucuda biliyorsunuz. Süt de benden. Süt artı büyü 32 zümrüt. Kabul mü? Ulan çok iyi. Kabul. Tamam. Kabul. Okeyim ben buna. Şöyle. Geliyor. Hemen şeye gel. Bu hastanenin önüne gel. Burada sen kirpi balığı arayacaksın oltayla birlikte. Olta yapıyorum. Oha olta yaptım lan. Vallahi yaptım olta. Getiriyorum Berat Orkun. Sayın valim ben manşeften bulduklarımı getirdim fakat madenden bulduklarımı getirmiyorum. Çünkü siz sadece manşef demiştiniz. 8 tane elmas buldum madenden. Onları getirmiyorum. Çok iyi. Oltayı verseniz de bu kadar ağır ya. Oltayı verin de başlayalım biz hadi. Ya atımı kaçırıyorlar şu anda. At hırsızı var sunucuda. Atı öldürüyor. Öldürüyor atı. At. Kim vurdu ölüyor. At değil. Hugo niye vurdun ata? Ben vurmadım ki. Sen vurdun bu arada. Alevden çevirdi beni vurdu. Bir kalbi kalmış. Bu arada batacak şu anda. Batacak. At battı. Bana vurdun. Öldürme şu çocuğuna bulamıyor burayı. Oltayı ver. At. At. Yardım edin lütfen yardım edin. Yardım ettim tamam. Sabır ver ya Rabbim. Sayın valim şu oltayı verin de biz işlemlerimize başlayalım. At ölüyor. Vurursanız ölür. Lütfen vurmayın. Dur. Altın elma yedireceğim durun. At altın elma mı yiyor? Yedirdim. Aha. Fullendi. Gidiyoruz. Hadi. Altın elma yedirdiği için şu an şey dönemine girdi. Loğusalık dönemine girdi. Çiftleşme dönemine mi girdi? Evet. Başka bir at bulursa çok... feci şeyler yaşanacak sayın valim. Tamam bulalım ona bir at hemen. Hadi valim. Tamam da şu oltayı şimdi bir alayım valim ya. Allah'ınız aşkına şu oltayı artık bir verin ya. Al. Başlayacağım atınıza da al. Pardon. Berat Orkun neredesin? Yine gitti adam. Ciddi mi? At bloğun içine girdi. Geçemiyorum ben. At ölüyor. Öldü. At öldü.
Tövbe estağfurullah ya. Mezar yapsana buna Berat. Aa, mezarlık vardı lan. Mezarlığı var ya lazım. Bir de oraya altından bir mezarlık yap. Tamam, ben şey yapmaya gidiyorum. Ali abi, sen 18 tane elmas dedin en son, duyamadım gerisini. Evet evet, madenden 18 tane elmas çıkardım. Tamam, onları da bağışlayabilir misin devletimize? Hayır. Niye? Çünkü emir, bu bir emirdir. Manşef dedi, maden dememişti. Doğru da şu anda da böyle diyorum. Hayır. Evet, emir yapmak zorunda. Hayır mı? Başta sen ne yapıyorsun? Başta maden de deseydin ben elmas toplamayacak. Doğru bu arada. Evet, sordu hatta bunu. Sordu bunu. Sordum bunu. Sadece manşet mi dedim? Evet dedim. Manşette ne buldun peki? Manşette altın elma, bir de şey, isim etiketi. Onları da belediye binasına koydum. İyi, güzel. Oğlum sen niye benim sandıklarımı karıştırıyorsun lan? Şey, meşe kütüğü çaldım. 9 tane. Oğlum, çaldım oğlum. Çaldım. Sandıklarımı karıştırıyor ya. 9 tane alabilir miyim? 9 tane meşe kütüğü. Tamam, al. Çok güzel bir yapı yapacağım o yüzden. Tamam. İnanılmaz bir yapı ya. İstersen şu yukarıdaki sandıklara da bakabilirsin ne var diye. Yok, diğer bölümde bakacağım onlara. Teşekkür ederim. Aha, burada zümrüt varmış beni. Evet, gel buraya. Gökyüzüne kadar çek bunu. Burası kimin arazisi? Gökyüzüne kadar çek şunu. Kimin arazisi? Emrediyorum sana, gökyüzüne kadar çek şunu. Of. Çek. Aa, benim köylüm hala duruyor lan. Çek 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 çek. Sakın güvercin ölme. Sakın güvercin ölme. Güvercin? Güvercin var orada bak, sakın ona ölme. Nerede? İttirdi beni. Öldü güvercine gerizekalı. Gel çabuk buraya. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Ya bunlar eskimedi mi ya? Hayır, eskimedi acı. Gel buraya. Abartıyor işte bu arada. Bir eşyanı alıp geri verdin diye karşı yaptırıyor. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yapı yapıyorum buraya. Bir gelin. Sizin de olayınızı alayım. Neresi burası? Uzungöl restoranının yanındayım. İzin aldın mı diyeceğim de. Almadım. Ben valiyim. Gerek yok almama. İstediğimi yaparım bu köyde. İnşallah güzel bir şey yapmışsındır. Ne yaptın? Nerede? Burada. Neresi? Burada. Neresi lan? Uzungöl'deyiz de yok. Burada. Uzungöl. Burada değil diyorum sadece. Şey. Nerede? Burada. Burada. Gördüm. Bakın arkadaşlar. Oo. Oha. Nasıl? Bunun için mi çaldın benden malzeme? Evet. S yazmış buraya. S mi? Nerede? Elim kaymış. S. Bir dakika. Oğlum adam sallanan sandalye yapmış lan Yugo. Çok iyi değil mi abi? Bence çok, çok güzel olmuş. Sallamıyor ama. İttiren yok şimdi. Ben gireyim arkadan. Şey, ittireyim sizi. Gireyim arkadan ne? Şey, sallanıyormuş gibi. Abi kafa döndüren kirpi bir... Kirpi balığı. Kirpi balığı. Kirpi balığı. Var mı sende? Var. Versene. Kirpi balığı yiyorum. Ölecek ki. Ölecek oğlum. Bir canı vardı. Yok, öldürmez o ya. Bak 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 hacı. Sallanıyorum şu anda. Vay anasını be. Lan çok keyifli be. Vurmayın. Vurma abi. 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 Abi niye yani? Abi oğlum hala ben öldürmedim ki abi. Görmüyor musun Seyit öldürdü ya. Kafası güzel. Elim çarptı. Kafa güzel, güzel diye kimin öldürdüğünü anladım. Bir şey daha söyleyeceğim. O yapıyı beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiniz. Bir şey. Bir şey demedik tam bir durum. Evet, beğendik. Beğendik, güzeldi. Güzel. Çok iyiydi. Size söylemek istediğim bir şey daha var. Çok güzel bir yapı daha yap. Bu ne lan? Bunu kim yaptı? Neyi? Neyi? Ne yaptırdı? Hayvan gibi toprakla yukarı çıkılmış burada. Abi bir dakika bir dakika. O konuya ben sizin lafınızın bitmesini bekliyordum. Bekle sayın valim. Bekle gitme ama eşyaların yok olacak değil mi? Eşyalarım yok olacak, ben onları tamam, alayım. Sen onlara git, Berat şey Orkun aşağı atla. Atla Berat Orkun. Suya atlama, suya atlama, aşağı atla. Lan eşyaya gidecek. Suya atlıyor, suya atlıyor. Şuraya düşme, atla, atla tamam okey. Bunları kırmak zorunda. Şimdi ama. Bir dakika arkadaşlar, yapıya dokunmayın lütfen. Anayasamızın... Vali Bey izin ver. Oha Yugo, bunu da mı? Anayasamızın 8. Anayasamızın 8. sayfası... Bir dakika bir dakika, lafımı bir kesme İzinler, Berat Orkun, sonra savunursun. Anayasamızın 8. sayfasındaki maddesi ve 9. sayfasındaki maddesine karşı çıkmaktan, yani izin verilmeyen yere yapı yapma, aynı zamanda troll yapı yapma suçlarını çiğnedi. Çok para verecek. Tespit Hayır, edildiği zaman yapı yıkılacak, sunucuda olan tüm oyunculara bir stek zümrüt verilecek. Oy. Diğeri de aynı şekilde bir stek daha. Yani her oyuncuya 2 stek zümrüt verme suçundan dolayı mahkemeye başvuruyor. Eyvallah Yugo'cum, adamsın. Berat izin ver, Berat izin ver. Bedava 2 stek mi kazandı? Hayır, izin ver, izin vermeden, izin verilmeyen yere. Hacım sen bunu sormadan yaptın ama. Sormadı bu arada. Doğru diyor, sormadı. Ama bir dakika, onu sen mi yaptırdın peki? Evet, ben yaptırdım ama sonuçta Berat Orkun'un kendisi yaptı. Berat Orkun yapmış oldu sonuçta. Ama bu şey saçma değil mi? Oğlum iki stek kazanıyor, ne saçmalığı. Gel Vali izin ver, Vali izin ver. Arkadaşlar bir dakika, Berat Ali sen geçen bölüm abinden aldığın emirleri kendi isteğinle mi yaptın? Allah rızası için köleydin, yapmak zorundaydın. Evet. Yıkıyor mu o zaman? Çok adam bu. Köle yapmak zorunda ve yaptı yani. Yıkayım mı Yugo? Yık. Troll yapı yapma, izin verilmeyen yere yapı yapma. Tamam, yık
ya, ben bunu yıkıyorum, bana para ver. Ne zaman alıyoruz şimdi değil mi? Onda var çünkü biliyorum. Berat, var, izin var, ver, var. Berat izin ver. Sen zamanında abimi dolandırmıştın 30 stek, hatırlıyorsun Berat Orkun. Ben de şimdi seni dolandırıyorum. Karşı çıkamazsın bu arada. Berat izin verir misin o yapıya Berat? Ya oğlum izin verse bile bir şey değişmeyecek. Anlamıyor ki çocuk, anlamıyor. Şu an izin verebilir miyim? Abi şu adamı öldürme bak, Allah rızası için şu an öldürme ya. Adamı kovalıyorsun sürekli. Kovalıyorum çünkü zümrütlerini alacağım. Alamazsın, çık şu evden, evden çık. Yapıya izinsiz girdi. Çık. Yapıya izinsiz girdin abi, çık diyor adam sana, çıkmak zorundasın. Tamam çıktım da versin zümrütleri. Versin, versin. Bir adam zaten vermezse vermediği için suçlu olacak. Sen adamı kovalamana gerek yok ki. Daha da böyle ya da böyle, bugün de olsa yarın da olsa vermek zorunda yani. Evet, veririm ben diğer bölümü, veririm evet. Diğer ne? Hayır şimdi versin ya. Şimdi verecek ya, şimdi yaptı. Varsa versin yani şimdi. Var var. Yani onun lafın gelişi söyledim, bugün ya da yarın diye Berat Orkun. Varsa vereceksin, ver artık ver. Şunu hadi. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu harbi bir anayasa açığı. Evet anayasa açığı. Bunu bence anayasaya ekleyelim, yoksa ilerideki kralların hepsi kullanır bunu. Bu arada. Köle yapma taktiği bu. Ekleyebiliriz, sıkıntı yok, bekle. Oğlum. Para geldi biri. Al işe alsın ya. Al işe iki. Ver. Tamam bu benim param. Benim paramı da at. O lazım para. Para niye dört attın oğlum? Tamam oğlum, o sana verir, sıkıntı yok. Çok enteresan ya. İki at bana. Berat Orkun'dan para çıkıyor ya. Bu benim köy olmaz. Bir dakika. Berat'a da at para. Dur dur, Berat'a da atması lazım. Ben atarım onu, sen sus. Hayır ya, şimdi atacak canım. Berat'a da atacaksın ya. Bir dakika susun. Yugo Bey'in bu arada diğer bölüm köy olmazsa ben diğer bölüm köy olmam Yugo'nun. Şimdiden söyleyeyim. Ne alaka ya? Berat. Gelsene şuraya. Çıkar için böyle bir şey yok. Berat abi. O da benim benim patladı. Geliyorum. Gel de paranı al. Berat alırsın sen. İkisi de alırsın. Alırsın alırsın. Bak hala bana karşı bir şeyler söylemeye devam ediyor. Şeytan diyor ki daha kötü şeyler yaptır. Bence Yugo benim yapımda. Bu anayasanın her maddesini teker teker yazan kişi benim. Bütün açıklarını da düşündüm. Kimseye de belli etmedim bugüne kadar. Seni mahvederim çocuk. Akıllı ol. Gel şimdi peşime hadi. Dur, parasını vermedi daha çocuğum. Geliyorum, benim de paramı verebilir misiniz? Aa bak orada. Allah gibi ikisi. Sandıkta sandıkta. Sandıkta ne oğlum? Sandık ne? Ben valiyim. Getir. Vali ne diyorsun? Ulan Berat Ali. Oğlum kral değilsin. Berat Orkun meğer yanında kimse yokmuş. Anla artık sen de. Hadi çıkarın içkisiydi. Hayır. Berat, senin, Berat Ali senin şeyin vardı. Elitran vardı. Nerede? Burada. Niye giymiyorsun? Fişeğim yok, o yüzden koşuyor. Giymiyorum. Berat Orkun senin elitran var mı? Yok. Tamam. Bir sonraki bölüm sana gerçekten çok güzel bir kölelik yaptıracağım ama gerçekten senin de yararına olacak bir kölelik. Yugo benden elitran alsana. Oğlum Berat Orkun ağlayacak en son ya. Elitran aldırmayacağım. Yok yok, gerçekten güzel bir şey. Aldı mı paramı Berat? Aldı. Tal attım yere. Aldım ben. Ulan de arkadaşlar. Abi gözümüzle beni, gördük. Sen de sattın beni Berat. Öyle olsun. Nasıl bir hismiş bu arada Berat Orkun? Sattın olmaz beni. Ney? Nasıl bir hismiş insanları dolandırmak? Ya Süspaniye bak, ben seni affetmiştim. Yazıklar olsun sana. Nankör. Arkadaşlar çok sevdiğim bir söz vardır Atatürk'ten. Der ki evet, köylü milletin efendisidir. Doğru. Evet doğru. Öyledir. Ve ben de bugün düşündüm video dışında ne yaptırsam size dedim vali olarak. Evet. Köylü heykelleri. Tam da nereye düşündüm biliyor musunuz? Ağrı Dağı'nın eteklerine. O Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan köylü olsam. Öyle olmadı Yugo be. Hiç olmadı. Yugo olmadı. Köylü heykelleri. Evet yani birkaç tane köylü olacak. Ne bileyim böyle kızgın köylü, masum köylü, düşünen köylü. Her türlü köylü olacak. Şey gibi mi ya? Böyle hani Nemrut Dağı'nda Nemrut Dağı heykelleri vardır ya. Abi bir tane emoji var ya. Ne emoji? Öyle mi? Nasıl göstersem. Evet. Anladım o dediğin şeyi. Emoji. Burnu kocaman olan. Aynen aynen. Onu koysana buraya Yugo. Heykelim. Anladı inşallah onu. O emoji gibi abi işte. Anladım anladım. Yugo şeyi de koysana. Nemrut Dağı'nın eteklerindeki heykelleri koysana. Dünya mirasıdır onlar bu arada. Bunlar gibi bir şey herhalde. Ağrı Dağı'nın eteğinde yapacağız biz. Öyle mi olacak Berat? Evet abi. Moyai heykeli gibi. Okey. Evet. Tamam o zaman Ağrı Dağı'na gidiyorum ben. Ben köleyim zaten. Yapmak zorundayım. Şurası evet, gayet uygun değil mi ya? Ay bence çok uygun. Aynen şu taraf veya şu taraf gözüksün diye. Şurası. Evet evet bura. Tamam oraya yapalım. Sayın çok uygun bence. Buradan başlar, oraya kadar gider. Benim yöneldiğim tarafa doğru. Şöyle. Aynen öyle. Kaç tane heykel var böyle? Köylü heykeli. Beş iyidir. Beş çeşit değil mi? Beş. Okey tamam. Halkım. Canım halkım. Ya, ay halkına ya. He. Güzel bir teklifim var. Şimdi beş kişiyiz ya burada. Evet. Evet. Beş tane heykel yapalım bu Ağrı Dağı'nın eteklerine. Oha. Evet. Hepimiz için birer tane olsun. Ve herkes kendi heykelini kendisi yapsın. Nasıl teklif? Bence çok iyi. Değil mi? Tamam ne kadar paraya yapacağız bu arada sayın valim? Bedava. Ne
Neden? Kültürel miras işte. Ayrıca köylü milletin efendisidir. O yüzden. Köylü her doğru zaman diyor milletin bu arada. Efendisidir. Ona lafım yok da kültürel mirası ben niye bedavaya yapıyorum? Abi kültürel miras. Bizden sonraki nesillere falan filan. Tamam da heykeltıraşlar bedavaya mı heykeltıraşlık yapıyorlar? O da abi bunlar heykeltıraşlar yapmamış. Leonardo da Vinci Leonardo pardon da Vinci yok. Leonardo bedava yapıyordu. Hangi Leonardo peki? Caprio falan diyecek. Bu heykeltıraş vardı ya ninja kaplumbağalarda. Adını bile bilmiyorum oğlum. Rafael, Donatello, Michelangelo. Aynen. Bunların hepsi heykeltıraş. Bazıları. Bedavaya çalışan heykeltıraş yoktur. Napolyon dönemini bilmezsin sen Hugo. Sen bir zümrüt karşında yaptır bari ya. Tamam ben bedava yaparım geldim. Ben de bedavaya yapıyorum zaten yapmak zorundayım. Bunu adı seviyorum. Olsun adı olsun diye bir zümrüt. Hani... Geri alırım ama ertesi bölüm. Şurayı ben tamam, alırım arkadaşlar. Şurası tamam, benim. Buraya mı yapıyoruz? Köle sen de gel sen de yap. Sen de bir zümrüt ama parası ben verin. Ben nereye yapayım? Yanım olacak. Bak evet. Buradan şeye kadar. Şuraya kadar yapalım bence. Tamam mı? Tam buraya kadar. Hepsi yan yana gelsin. Bu arada herkes kendi malzemesini toplayıp gelsin. Hugo malzemen var mı? Ne ara geldin? Oğlum beni buraya getirdin de malzeme... Ya vali ya. Herkesin malzemesi tamam, kendinden kardeş. Benim basit olanı yapıyorum acılar. Benim şeyime karışmayın. Ben ne dırırlı olanı yapacağım. Tamam tamam. Ben malzeme alıp geliyorum aklımda. Tamam ben de malzeme alıp geleceğim. Halk! Ha? Hazır mısın? Neyse hadi. Herkes hazırsa malzemeleri hazırsa arkadaşlar bak yerleri de şöyle ayarladık. Bu arada sayın valim bir şey demek başladı istiyorum. Başladı bile Sait. Prizmarin heykel olduğundan dolayı ve sunucuda prizmarin henüz olmadığından dolayı elimizde ben yapmıyorum. Benim yerime kölem yapacak. Köle? Nasıl niye ya? Çıplak köle? Çıplak mıyım? Çıplak dur. Geziyordun yağmur altında. Okay, siz yapın ben sizi izleyeceğim. En hızlı yapana benden çikolata. Vay be. Adamsın Hugo. Efendim ama Berat Ali. Efendim. Abi ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Berat Ali. Efendim? Abicim boşluğun üzerine denk getirdin. Şurası arası şurası da. Neresi benim bu arada? Neresi abi? Buraya koymuşsun ama şeyi. Bir tane bu şunun şurası olacak. Burası boşluk buralar. Evet evet şu kısımlar boşluk. Anladın mı? Ortası o tahta olan yer. Tamam buranın şöyle yani. Buranın yap işte. Şuralar boşluk olacak. Şu kürekle çizdiğimiz yerler. Tamam. Doğru gidiyorsun şu an evet. Bu arada birleşik oluyor böyle arkadaşlar. Çünkü benimkinin elleri kolları falan var. Ellerini kollarını ayarladık Berat. Hacım genişliği 5 olacak. Elleri bir blok yana gidiyor işte. Arada bir blok şurası boşluk oluyor anladın. İyi tamam hadi. Arada... En hızlı yapan 2 zümrüt alır. Hatta 4 zümrüt alsın. Değmez ki yap. Köle hızlı yap. Zümrütü ben alacağım hadi. Köle hızlı yap dedim sana. Yapıyorum ya bir dur. En hızlı sen olmalısın köle. Ya ona köle deyince ben de üstüme alınıyorum ya. Sen de hızlı yap. Sen eğer ilk bitirirsen kimseye para çıkmayacak. Kavunun cebinde kalacak para. Ya benim kazmam da kayıp. Büyülü kazmam. Hırsızlık var ya cidden hırsızlık var. Bu nasıl bir hava ya? Şöyle benim büyülü... Aman kimdir lan? Havada iş yapıyoruz ya. Sait havadan şikayet ediyor ya. Bu nasıl hava ya? Tamam. Benimki gayet iyi gidiyor al, bu arada. Al Berat Orkun al. Netherite kazma, Netherite balta bir şey olursa mahvederim seni. Yap ya bende büyülü demir vardı benim de o. Lan tamam onu da yapacağız seninle birlikte. Sana lan. Kazma da yapacağız bir sonraki bölüm. Kölensin oğlum ya. Ne ağladın ya Berat Orkun. Yapacağız. Her şeyi ya. Yapacağız seninle birlikte. Ya ben aynısını yapacak köle oluyorum. Onlar yapınca bir şey olmuyor. Tamam Berat Orkuncum yapacağız. Sen şikayetçi olma yeter ki. Canım kölen benim. Balım ya benim. Ya ne kadar güzel davranıyorsun ya kölene. Lütfen yapar mısın zahmet şunu davransın. Hızlı bitir de iki zümrüt. Lan bir zahmet falan deme. Öldürürüm seni. Gerçi öldürünce kölelik bitiyordu. Öldürsene. Şimdi bunlar ne? Şimdi bunlar bizim anıt kültür mirasımız mı yani? Evet evet. Gelecek nesillere miras bırakıyoruz. Köyümüz yıkılırsa yeni gelen insanlar bunlara bakıp bizim şeyimizi anlayacaklar. Anlatabildim mi? Ne kadar ileri bir toplum olduğumuzu değil mi? Tabii evet. Onlara bir şey katmış olacağız. Kesinlikle. Evet evet. Ya bu Berat Orkun ne yaptı lan şimdiye kadar? Berat Orkun gidiyor Berat Ali Yılmaz'ın yapısını inceliyor. Sait'in yapısına bakıyor böyle. Yapmıyor yani çalışmıyor. Bilginiz ya olsun. Abicim şu Warden niye geldi ya? Warden ne lan? Oğlum onun adı güvercin lan. Phoenix. Warden inşallah gelir ama. Ay Sait'inki çok güzel oldu lan. Evet evet Sait'inki de güzel. Berat Orkun hala bitiremedi ya. Ne yaptı belli değil. Hayır hiçbir şeye de benzemedi ha Berat Orkun'unki. Ya benim taş bitti ben 2 saattir. Oğlum Berat Orkun bir de senin heykelinde taş çeşitliliği yok. Sadece düz taşla yapıyorsun mal gibi. Ya tuğla muğla var bir dakika benim taş bitti bu arada bana taş verin. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Buradan bir sonraki bölüme buradan oynatma listesine girebilirsiniz. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.